yılınızın son rakamı kişiliğiniz hakkında neler söyleyebilir? Numeroloji çeşitli bilgiler, veriler ve gerçekler sağlayabilir. Çay yapraklarını okumayı eğlenceli hale getirebilir ve belki de özellikle yılın sonuna doğru şansınızı biraz arttırabilir. Numeroloji, simya ve astrolojiye benzer şekilde birçok kültürde uzun bir geleneğe sahiptir. Ancak sözde bir bilim olarak kabul edilir ve eleştirel düşünürler tarafından güvenilmez. Numerolojinin temel anlayışı, her sayının matematiksel işlevinin yanı sıra başka bir anlamı olduğudur. Bu anlamlar çeşitli unsurları, sembolleri, metaforları ve karakter özelliklerini içerebilir. Hatta bazı sayılar erkek ve dişi gibi niteliklerle ilişkilendirilebilir, şans getirebilir ve hatta kutsal kabul edilebilir. Bugün doğum yılınızın son rakamının anlamını ve sizin ve hayatınız hakkında neler ortaya çıkarabileceğini sunacağız. 0 ve 1 rakamları. Bu yıllarda doğan insanların özellikle dirençli olduğu görülüyor. 0 ve 1 rakamları metal elementini temsil eder. Bu kişiler doğal olarak güçlü, odaklanmış, dirençli ve kararlıdır. Hedeflerini her zaman göz önünde tutarlar ve başkalarının görüşlerinden kolay etkilenmezler. Bununla birlikte kendilerine karşı sert olabilirler. Yüksek standartlar belirleyebilirler ve hatta küçük hatalar için bile kendilerini nadiren affedebilirler. Ödün vermeyi veya pes etmeyi zor bulurlar, ancak belirli koşullar altında şekillendirilebilir ve biraz değişebilirler. Büyüklük için çabalarlar ve bu gezegendeki varlıklarını bir başarı öyküsüne dönüştürmek için mümkün olan her şeyi yaparlar. 2 ve 3 rakamları. Bu iki rakam su elementini temsil eder. Tıpkı su gibi bu yıllarda doğan bireylerde yaratıcı ve hayal gücü yüksektir. Onlar aramızdaki sanatçılardır. Sürekli hareket halindedirler ve çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Doyurucu ve bazen çalkantılı yaşamlarına rağmen insanlara karşı ilgili ve destekleyicidirler. Sempati ve empati onların güçlü yönleridir. Yüksek sanatsal standartlara sahiptirler ve asla sıkıcı ve rutin olmayan renkli ve çeşitli bir varoluş ararlar. Su tipleri çeşitliliği sever ve her zaman yeni mücadeleler ararlar. Onları arkadaş olarak seçmek nadiren can sıkıntısı yaşamanızı sağlar. Hayatın her anını olağanüstü kılmak için her zaman en iyi fikirlere sahiptirler. 4 ve 5 rakamları. Bu yıllarda doğan kişilerin baskın elementi ağaçtır. Yaklaşımlarında sabit ama çekingendirler. Bu kişiler bilgiye karşı olağanüstü bir açlık duyarlar ve her zaman ilginç anekdotlara ve benzersiz bilgilere sahip olan kişilerdir. Sosyal olarak aktif ve girişkendirler, ancak aşk konularında sahiplenici ve kıskanç olma eğilimindedirler. Sürekli olarak herkesin kendi yönlerinde hareket ettiğine dair kanıtlar ararlar. Kusursuz sicilleri için puan toplarlar. Aşk ve tutku onlar için bir oyundan çok bir mücadeledir ve zaman zaman buna uygun davranırlar. Bununla birlikte ağaç sınıfı sevdikleri için fazladan yol kat etmeleriyle de bilinir. Onlar gibi arkadaşları ve ortakları olan biri her zaman kazanan takımda oynar ve kendini asla yalnız bulmaz. Karşılığında ise her durumda sadakat ve dayanışma beklerler. 6 ve 7 rakamları. Bu yıllarda doğan kişilerin yönetici elementi ateştir. Tutkulu, öncü ve macera için dizginlenemez bir arzuya sahiptirler. Hedeflerinin peşinden giderken mücadeleci ve acımasız olabilirler, çoğu zaman sonuçları göz ardı ederler. Tutkulu doğaları her zaman herkes tarafından iyi karşılanmaz. Parlak ışıkları sihirli bir şekilde parlar ve birçok hayranı kendine çeker. Ateş bireyleri ilişkilere ve aşklara yatkındır ve varlıklarının çevreleri üzerinde karşı konulmaz bir etkisi vardır. Ancak bu durum çatışmaların olmadığı uyumlu bir yaşam sürmelerine yol açmayabilir. Hayata tutkuyla bağlı birçok insan gibi onlar da sık sık tükenmişlikle karşı karşıya kalırlar. Stres ve aşırı yüklenme bu bireyler tarafından iyi tolere edilemez. Hayatları aynı anda iki ucu birden yanan maytaplara benzer. 8 ve 9 rakamları. Bu doğum yılları toprak anayla ilişkilidir.
sağlam ve katı element yaşam için iyi bir başlangıç noktası sağlar. Bu yıllarda doğan bireyler güvenilir ve sadık olarak kabul edilir. Her iki ayakları da yere basar, aklı başında kalır ve günlük hayattaki önemli ve basit şeylere odaklanırlar. Pragmatiktirler ve akıllıca bir mantık anlayışına sahiptirler. Bazen inatçı görünebilirler, ancak bunun nedeni uzlaşma istekli olmamalarından ziyade olaylarla ilgili belirli ve somut fikirleridir. İhtiyaç anında güçlü omuzlar ve kayalar olarak görülürler, güvenilirdirler. Ancak güven onlardan kolay kolay gelmez. Temkinlidirler ve hayatlarına kimlerin girmesine izin verdiklerini dikkatle değerlendirirler. Birine güvenmek için zamanı ve kanıta ihtiyaç duyarlar. Bu hususlara inanıp inanmamak tıpkı burçlar gibi kişisel bir seçimdir. Bununla birlikte sayıların gizemi, uzun geçmişi ve çeşitli takipçileri nedeniyle ilgiyi hak eden yaygın bir çalışma alanıdır. Dünyada her zaman gözlerimizin görebileceğinden veya sınırlı imkanlarımızın izin verdiğinden daha fazla keşfedilecek şey olduğunu kabul etmek en iyisidir. Şanslı bir sayı kimseye zarar vermez. Belki de doğum yılınızın son rakamı hayatınız boyunca size güvenilir bir şekilde eşlik etmeye devam edecektir.